Mikrofon devreye girsin, mikrofon devreye girsin, ses yapacağım, gürültü yapacağım, mikrofon çalışsın amin. Şimdi Ebrarettin terörist duruyormuş voleybol liginde. Bakın bu voleybolculuk meslek değildir. Voleybolcular donördür. Voleybol işini bırakıp askeriyeye katılın, polis falan olun, insanların boynunu kırıp cesetlerini yiyin. Yani donör gibi voleybolculuk yapmayın. Şimdi burada kilit nokta şu var ya, bunu yeni yazdım. Burada amacım bir şeyi test etmek. Üç boyutlu kamera yapmak istiyorum arkadaşlar ben. Allah'ın izniyle üç boyutlu kamera yapacağız. Bir dakika, bir dakika. Ben buraya bir tane daha variable koyarım. Ortalığın amına koruğum. Benim burada bir tane global variable'ım var. Çok güzel bir şey yapıyor. İsmi Gamera Angle. Tamam mı? Gorgonzola Agil. Neydi takımın adı? Taşak geçiyorduk. Türkler Türklerle kapışıyor. Neyse. Ben burada 3 boyutlu kamera yapmaya karar verdim. Çünkü ben bir geri zekalıyım. Sandım ki 3 boyutlu kamera yapmak kolay. O istediğim gibi olmuyor. İstediğim gibi ananın ama. Ananın ama. Bu tuşa basınca çok korkunç şeyler oluyor. Tamam. Şey mi yapsak? Bir dakika, bir dakika. Tam istediğim gibi olmuyordu aga. Ne yapacaktık? Şuraya mı koyayım? Buraya mı koyayım kanka? Tamam kanka. Eksi bir. Tamam. Bak eksi bir. Önemli. Eksi biri yaptım bak. Bundan sonra sorun çıkarmayın inşallah. Amin. Amin. Bişimaru. Bişimura. Neydi bir dakika? Hala hareket var. Hareket olmaması lazım. Ben hareket olsun istemiyorum. Hala hareket var. Var yani. Şimdi bakın. Burada scale var, tamam mı? Ve ben diyorum ki ben bu scale'i kamera angle variable'ı eksi 1 ile çarpacağım diyorum. Tamam mı? Ben bunu eksi 2 yapsam ne olur? Ne olurdu ha? Ne olurdu? Kaydet. Update. Oldu. Yaptım. 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 Şimdi bakın şu an scale'e takılmayın. Scale trollük olsun diye. Bayağı bir varmış bunlardan. Başka var mı lan? Yok. Tamam. Scale'i trollük olsun diye şimdi koyayım. Çok takılmayın ona, tamam mı? Hova. Uzaktan. Uzaktan gelip görünür oluyorlar. Burası çok önemli. Kamera açısına göre şey oluyor. Yalnız bir nokta daha var. Bir nokta daha var. Onu da göstermek istiyorum. Bunu ben devre dışı bırakırsam son kodu her zaman şey yapıyor. Son kod önemli. Bu önceki kodun önemi yok. Bu önceki kod da ne kodu bakalım. Hobare. Ne oldu şimdi?
Şimdi ne oldu? Ekran kaydı için tam anlamadınız tabii. Uzaklaşırsak daha çok anlarsınız. Daha çok anlayacağınız şekle getiriyorum. Şimdi bakın, bu daha çok anlayacağınız şekil, bunu artık anlayın, tamam mı? Ben bunu rotate de edebilirim. Hop. Rotate edebiliyorsam ben bunu zoomlayayım. Ekrana sığsın. Oba. Biraz kafa karışıklığı var. Şu tuşları ayarlasam iyi olur. Tuşların şeyinde, ayarında biraz sıkıntı var. Tuşları ayarlamamışız. Neyse. Şimdi bakın. Sanki araları açıldı gibi biraz. Bakın, sanki biraz araları açıldı. Sanki biraz birbirlerinden uzaklaşmışlarmış gibi. Sanki öyle, bilemiyorum yani arkadaşlar. Bir gariplik var ama. Bak, sanki birbirlerine yaklaştılar şimdi ve biraz basıklaştılar. Allah Allah. Niye öyle oluyor acaba? Çok enteresan. Çok hangi tuş? Kamera şu an yan döndüğü için kamerayı düzgün hareket ettiremiyorum. Hobare. Şiştiler. Söndüler. İşte bunların hepsi 3 boyut. Bunların hepsi 3 boyut. Şimdi oynanış kısmına geçelim mi güzel insanlar? Geçelim. Bir tane tuşum vardı benim. Atak. Kim saldırıyor? Aga, kim saldırıyor? O ne lan? Sen orada ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyorsun aga? Şimdi bakın. Bunun bir canı var. Şu an can yenilenme ve kalkan işi de düzgün çalışıyor. Can yenilenme ve kalkanı önceden kodlamıştık. Bu burada hiç kimseye saldıramaz. Bunun turn skip yapması lazım. Şu tuşa bassam ya da bu tuşa. Acaba turn skip yapar mı? Bu arada bu kamera böyle gidiyor. Şimdi böyle gidiyor. Hiç istemediğim şey. Ha, böyle olacak. Ben şimdi hile yapsam ne olur? Oyun mu kilitlendi? Oyun kilitlendi. Bak, çok enteresan. Oyun bozuldu. Oyunu bozdu. Muazzam. Preview diyoruz. Klavye mi bozuldu? Klavye çalışmıyormuş ya. Klavye çalışsa keşke ama, değil mi? Şimdi bir şey deneyeceğim. Aga, ne oldu? Orada mısın sen? Sen bir dakika. Sen niye, bir dakika, bir şey yanlışlık var ama. Atak desen, buna saldırsan, ona saldırsan saldıramazsın. Saldıramıyorsan ne yapacaksın? Turn skip tuşu var. Al, çalıştı. Turn skip tuşu çalıştı. Turn skip yaptım. Bakın, bir daha yapıyorum. Vur kendini, vuramazsın. Yasak. Turn skip. Çalıştı, çalışıyor. Şimdi sıra sende mi? Senden bir şey istesem. Buna vur. Report diyor bakın. Riposte hit diyor. Riposte hit ne demek? Counter atak yedi demek. Hem kendisi vurdu hem kendisi dayak yedi. Bakın, bunun canı gitmiş. Bunun da canı gitmiş. İkisinin birden canı gitti. Bu çok önemli bir detaydır. Keşke arada sırada yürüseniz de kamerayı test etsek.
Buna vursan ne oldu şimdi? Fencing miss diyor. Bu şu demek. Saldırı ıskaladı, fencing triggerlandı. Fencing ama ıska geçti, o yüzden hasar vurmadı demek. Yani ikisinin de canı gitmedi. Az önceki saldırıda. Bunun canı daha çok buna vursun. No fencing. Yine ıskaladık ama fencing triggerlanmadı. Bu anlama gelir. Burada yazıyor, bakın burada yazıyor. Attack. Riposte miss. Counter attack ıska geçti. Counter attack vurmadı. Yani ben buna vurdum. Bunun canı gitti. Ama bu bana counter attack yaptığı zaman beni ıskalamış oldu. Tamam. Şimdi şuna bakalım. Bu karakterlerin statlarına baktığımız zaman, variables'a girdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bunların filisi fazla yüksek. Hitleri de yüksek olsun anasını satayım. Al. %50 ihtimalle vuracaksın şimdi. Ama riposta fencing'in triggerlanma ihtimali düşük. Ona dikkatinizi çekerim. O zaman bunu biz ne yapalım? 2 yapsak. Bu da 2 olsun. %50 ihtimalle triggerlansın. Saat kaç? Saatin kaç olduğu önemlidir. Saat 12.30. Şu an insanlar uyumakta ve ben gürültü yapmaktayım. Komşulara ayıp oluyor. Komşular da geri zekalı, yani komşularla uğraşmak istemiyorum. Movement'ımız 1. Ben istiyorum ki karakterler hareket etsin. Movement'ı bilerek 10 yapacağım. Normalde 9 yapmam lazım 3 defa yürüsünler diye. Ben 10 yapayım ki 3 nokta bilmem kaç defa yürüsünler, kıl olsun. Tamam. Karakterlere kalkan verelim mi? İyileşsin mi karakterler? Size göstermek açısından. Kalkan çok sizin kafanızı karıştırır ama karakterler iyileşiyor ve kalkanları da var. Bana güvenin. Şimdi başlayalım. Burada merak ettiğim bir nokta var. Sen yürü. Yürüsene lan. Yürümedi. Bunun sıfır canı var. Bu ölsün. Fencing ıskaladı. İkisi de birbirini ıskalamış. Aga niye yürümüyorsunuz ya? Heh bak yürüyor. Ama çapraz yürüyor. Evet. J'ye ve H'ye basınca yok oldu. Neden? Yok olmamış. Rastgele bir oyuncu seçmiş. Rastgele bir oyuncu seçtik de movement object nerede? Movement object nerede? Bu çok önemli bir soru. Movement object nereye gitti? Atak oldu. Movement object'i bulamayınca saldırmaya karar verdik. Hadi bakalım. Sıfır canı olanı öldürün ya. O bozuk çünkü. Gene ıskaladık, fencing de trigger olmadı. Heh. Evet, 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 evet. Tamam burada duruyor bu. Evet. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 3 boyutlu kamera çalışıyor gibi. Geri gitsen. Çünkü özürlüsün sen, tamam. Bir dakika. Niye oraya ışınlandın? Ha.
şeyi unuttuk. Hareket ettikten sonra variable'ı register'laması lazım. Lazım mı? Ona bir bakalım. Hareket ettikten sonra x'ye variable'ı register'laması gerekiyor. Çünkü bakın. Bakın burada diyor ki player'ın y pozisyonunu ve x pozisyonunu değiştir diyor. Bakın. Bu çok önemli. Player'ın y pozisyonunu ve x pozisyonunu değiştirelim de. Bu y pozisyonu ve x pozisyonu tekrar register'lamamız lazım. Yani şu an ben yön tuşlarına bastığım an şey yani ben şu an sürekli karakterlerin y pozisyonunu ve x pozisyonunu değiştiriyorum. Karakterler yürüyemiyorlar. Şu kodlardan ötürü. Bu kodların sürekli triggerlanmaması gerekiyor. Ve karakterlerin pozisyonlarını kaydetmemiz gerekiyor. Yoksa oyun bozulur. Karakterlerin pozisyonunu kaydedeceğiz. Bu da bir önemli bir sorun. Tamam mı? 3 boyutlu kamera yapacaksak ihtiyacımız olan bir şey. Bunun dışında şeyi gördük zaten. Şunu. Bu önemliydi. Bunu daha da geliştirerek 3 boyutlu kamera yapabilirim. Uğraşırsam. Burada püf nokta ne? Burada söylediğine göre diyor ki karakterin scale'i 1 eksi şu sayıya eşit olacak. Bir eksi demeyelim de biz buna 1 bölü diyelim. Bölmek daha iyidir. Bunu böl. Sen karakterin scale'ini böl. Bir dakika ben ne yaptım şimdi? Undo. Redo. Şurada eksi var. Bu eksiyi bölü yap. Karakterin scale'i çıkartılmaz. Bölünür arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi preview yapsak biz bunu ne olur acaba? Oba. Nerede lan karakter? Bölmeyi yanlış yere mi koyduk? Şuraya bölü 1 desek. Büyük rakam bu mu? Hangisi büyük rakamın hangisi küçük rakam? Oluyor gibi. Gibi oluyor güzel. Güzel de yok oldu. Fazla küçüldüm kanka. Tamam. Uzaklaşınca ne yapıyorsun? Ha bak oldu. Şimdi oldu.
Oldu oldu, güzel oldu. Güzel oldu. Daha çok mu uzunlasak? Dur bir dur. Oba. Ananı avradına. Ananı avradına. Kurtulamıyoruz. Kurtulamıyoruz arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Harika. Bayıldım. Bayıldım. Aradığım performans. Sizden birkaç tane koyarsam ne yaparsınız siz acaba? Ha, birkaç tane olunca ne oluyorsunuz? Abo çok güzel olacak. En aşağıdaki en... Oo, güzel güzel. Tam doğru yerdeyiz. Tam doğru yerdeyiz. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir anımdır. Sevgili gönül dostlarına buradan teşekkürler. Voleybolcuların, Ebrar'ın başarılarını bekliyorum, diliyorum. Fakat yani voleybolculuk meslek değildir. Bir yerden sonra milli takımın dağılması lazım. Yeni voleybolcuların gelmesi lazım. Kimse yani 40 yıl boyunca organ nakli olup kan nakli olup sürekli milli takımda voleybolcu olarak oynamaz. Bunun bir zirvesi olur, bir bitişi olur, öyledir yani.